Gazeteciler namaz kılmak istediler Mescid-i Aksa'da. Gazze'liler için dua etmek istediler ki hepsinin akrabaları, kuzenleri, yeğenleri, kimisinin çocuğu, evladı Gazze'de ateş altında. Ne yazık ki ölmeyi bekliyor. Bombardımandan kurtulsa dahi açlıktan ölmeyi bekliyor ve bunu bilen Filistinliler Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istediler. Müsaade edilmedi. Bakın yerlerde yine o parke taşları, beton bloklar. Dedik ya, kısa süreli bir çatışma yaşandı burada ama artık her şey normale dönmüş gözüküyor. Filistinlilerin mahallesinde cuma saati de bitti. O güvenlik önlemleri de artık yavaş yavaş kaldırılacaktır hiç şüphesiz. Evet, şu dakika itibariyle yine camiden çıkan cemaatin de buraya doğru yaklaştığını görüyorum. Bir yandan da ilerliyorum. Başka bir size aktarabileceğim detay var mı? Mahallenin gençleri, aslında demiştik ya hani 55 yaş üzeri erkeklerin girişine izin verilmiştir Ramazan ayında camiye. Tahmin ediyorum ki şu anda da öyle oldu. O az önce çatışmanın, hafif çatışmanın, gerginliğin yaşandığı noktadayız şu anda ve mahallenin neredeyse tamamı gençler. Bakın sadece yaşlılar şu anda cuma namazından çıkıp evlerine doğru gelmeye çalışıyorlar. Demiştim ya, 50 yaş üzeri erkeklerin Ramazan ayında camide ibadetlerine izin verilmişti. Do you speak English? Is there anyone speaks English? No. But he don't want to speak, I guess. Bir yandan röportaj da yapalım istedik ama neden gidemediler, ne oldu diye. Ne yazık ki İngilizce bilen birine denk gelmedik. Bakın yoldan yaşlı bir beyefendi yola atılan o betonları temizliyor. Mahallesini kendi elleriyle temizliyor. Evet, gerilimin yaşandığı noktadayız. Mescid-i Aksa'nın aslanlık kapı çıkışının hemen yanı başındayız. Camiden çıkan yaşlı birinin o yola atılan beton blokları ve mahallenin gençlerinin beton blokları temizlediği görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Ben de şöyle yardımcı olayım. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? No, okay. Tabii kendi evlerini, kendilerine kalan o küçük alandaki evlerini yine kendileri temizlemeye çalışıyorlar. Yine burnuma gaz kokuları geliyor. Evet, yeniden bir müdahale olduğunu tahmin ediyorum. Zira bulunduğumuz noktaya yine gaz kokuları, göz yaşartıcı bombalar atıldı yine. Yoğun bir duman kokusu gelmeye başladı. Yine belirli noktalarda gerginliğin başladığını söyleyebiliriz. Zira yoğun bir koku şu an itibariyle. Büyük ihtimalle yine farklı mahallelerde, çünkü burada çevresi tamamen Filistinlilerin oluşturduğu mahalleler. Ve zaman zaman yine küçük protesto gösterileri oldu diye tahmin ediyorum. Zira yoğun bir koku bir kez daha bu bölgeyi sardı. Bakıyorum, en azından bizim görüş açımızda mı? O gerilimin, göz yaşartıcı bombaların atıldığı nokta. Şu an itibariyle görebildiğim bir duman yok bölgeden ama biraz şöyle geçeyim mi Niyazi? Bir duman yükseldiğini görüyorum. Oraya bir tepki olarak bir ateş mi yakıldı? Sanki bir çöp konteyneri mi? Bir araç görüyorum hemen orada. Sanıyorum ki bir barikat kuruldu. Ve o barikat sebebiyle de bir duman yükseliyor o noktadan. Bir yandan da tabii dediğimiz gibi çeşitli noktalara girişler gerçekleşmiyor ama bakın yine bir o göz yaşartıcı bombanın atıldığı kapsül.
Mahallede pek çok noktada bu kapsüller var. Göz yaşartıcı bombalarla müdahale edildi. Çok keskin bir göz yaşartıcı bomba, çok keskin bir gaz bombası, bunu söyleyelim. Çünkü bizim görebildiğimiz, yakınımızda olan bir noktadan bile atılmamasına rağmen bizi az önce çok etkiledi o göz yaşartıcı bombalar, o gaz bombaları. Ne kadar keskin olduğunu anlamanız için anlatıyorum bunu. Bir anda koku her yeri sardı. Devam edelim. Oysa barikat kurulan noktaya doğru ilerliyoruz. Mahalleye polisin girişini engellemek, atlı birliklerin girişini engellemek için büyük ihtimalle o barikatlar kuruldu. Bir kasa gibi, çöp konteyneri zannettim ama ileriden bir kamyon kasası gibi, bir konteyner gibi bir şey oraya bırakılmış, içine ateş yakılmış, bir barikat kurulmuş. Hiç şüphesiz şimdi sakin diyoruz ama ilerleyen saatlerde ya da akşam saatlerinde bu gerilim şüphesiz daha da tırmanacak. Don't understand. Evet, bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ama ne yazık ki ne onlar İngilizce biliyor ne biz Arapça biliyoruz, anlaşamadık. Tepkiler dillendiriliyor elbette, pek çoğu giremedi zira Mescid-i Aksa'ya. Şu an itibariyle de çıkıp evlerine gelmeye çalışan Filistinlileri ekranlarınıza taşıyoruz. Kadınlar, erkekler evlerine dönmek için açılan yolla birlikte yürüyüşe geçtiler. Kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı. Bir yandan bakıyorum burada büyük ihtimalle namaz kılmak için hazırlanmışlardı. Seccadeleri burada, namaz kılmalarına izin verilmedi ya da bu bölgede burada saf tutup namaz kılacaklardı. Ama işte izin verilmedi namaz kılmalarına. Seccadelerini de buraya topladılar. Kimi ayakkabıları kalmış, kiminin seccadesi. Büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum ki tam da bu noktaya bir cemaat oluşturulmuştu. Namaz kılmaya çalıştılar diye tahmin ediyorum. Did you try to pray here? Sorry. Bir yandan okay, I didn't see, sorry. Evet, bir yandan da tabii yabancı bir meslektaşımız beni uyardı, röportaj yapmak için durduklarını söyledi. Bekliyorum ama şunu öğrendik artık kesin. Burada namaz kılmaya çalıştılar. Burada bir cemaat oluşturmaya çalıştılar. İşte o cemaat dağıtıldı. Demiştik ya, eğer camiye girişlerine izin verilmezse kendileri caminin hemen çıkışında bir cemaat oluşturuyorlar ve orada namaz kılmaya çalışıyorlar. İşte tam o namaz kılmaya çalıştıkları sırada da İsrail polisinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Bir müdahale gerçekleşti. Ardı ardına göz yaşartıcı bombalar atıldı. Sonrasındaysa kısa süreli bir gerilim, kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Şu an itibariyle de işte bakın, ben bir yandan göstereyim. Seccadeleri, bir kısmının ayakkabıları bile burada kalmış. Büyük ihtimalle o polisin müdahalesi gelir gelmez ayakkabılarını bile seccadelerin üzerinde yanı başında bırakarak, seccadelerin yanı başında bırakarak üzerlerine giymeden, ayakkabılarını dahi giymeden uzaklaştırmışlar burada. Onlarca seccade var buraya bırakılmış. Bir yandan ilerlemeye devam edelim Niyazi. En azından ne olduğunu öğrenmek için birkaç soru sormaya çalıştık ve ne olduğunu öğrenebildik. Tam da tahmin ettiğimiz gibi yine bir gaz kokusu buraya yaklaştıkça yoğun bir gaz kokusu var. Tekrar biz Aslanlı Kapı'ya doğru yönelelim. Neler yaşandığını orada bir kez daha göz atalım. Evet,
tamamen polis ablukası kaldırılmış gibi artık bölgede. Dedim ya az önce de araç trafiğine de açıldı bu nokta. Ama tabii ki gergin bekleyiş devam ediyor. Polis hala elleri tetikte, hazır bir şekilde Filistinlilerin mahallelerinin giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyor. Olası bir gerginliğe karşı birkaç saat daha böyle devam edeceğini söylersek herhalde yanılmış olmayız. Şu an itibariyle işte polis hemen burada. Niyazi biraz şunun üzerine koyabilirsin, kolun dinlensin. Üzerine tut en azından. Niyazi de 1,5 saati aşkın süredir kamerasını kullanmaya çalışıyor bir yandan. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, polis şu dakika itibariyle o kontrol noktasında bekliyor. Üzerlerinde göz yaşartıcı bombaları, elleri tetikte, olası bir gerilime karşı anında müdahale etmek için şu an itibariyle Filistinli mahallesinin hemen yanı başında konuşlanmış durumdalar. Gerginliğin yaşandığı ilk noktalardan bir tanesiydi burası. Namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalıştılar. Ve şimdi de bir Toma'nın geldiğini görüyorum. Büyük ihtimalle ileride bir gerilim tekrar başlıyor ve dolayısıyla da o gerilime karşı tazyikli sularla müdahale gerçekleştirilecek. Bir Toma'nın az önce gerilimin yaşandığı noktaya doğru ilerlediğini görüyoruz şu anda. Evet, polisle birlikte müdahale için şimdi aşağı doğru ilerlemeye başladılar. Evet, yeni bir gerilim başlıyor besbelli. Ne kadar daha ilerleyecekler? Nereden o gerilimin başlangıç noktası? Büyük ihtimalle az önce ekranlarınıza getirdik. Bir barikat kuruldu demiştik. O barikatın arkasında bir gerginlik yaşanacak hiç şüphesiz. Ve şu anda o noktaya doğru aracın ilerlediğini görüyoruz. Niyazi dikkat et kendine. Niyazi dikkat et kendine. Evet, İsrail polisi önde. Toma tazyikli su sıkacak olan araç arkada. Aşağıya doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Müdahale gelecek. Göz yaşartıcı bombanın kokusu, o gazın kokusu tekrar tüm mahalleyi sardı. Bakın başladı. Tam da az önce bahsettiğimiz noktada bir barikat kuruldu demiştik. Oraya doğru bir göz yaşartıcı bomba atıldı. Toma o noktaya ilerlemiyor ama daha da aşağıya doğru ilerliyor. Bakın ardı ardına göz yaşartıcı bombalar atılıyor. Polis maskesini taktı. Oraya bir barikat kurulmuştu. Barikat olması sebebiyle arkadan mı dolanacaklar? Polis durdu ama Toma'nın ilerleyişi sürüyor. Büyük ihtimalle o noktada artık barikatlar olduğu için arkadan dolaşılacak diye düşünüyorum ama Toma tekrar orada durdu. Tazyikli suyla müdahale gelecek. Gerginlik tekrar tırmandı. Cuma çıkışı Mescid-i Aksa çevresinde yine o alışık olduğumuz görüntüler ne yazık ki. Rüzgarla birlikte gaz kokusunun da yoğun bir şekilde geldiğini söyleyelim. Bakın arka arkaya yine alt mahallelerde. Bombardıman devam ediyor. Göz yaşartıcı bombalarla müdahale.
devam ediyor. Bir yandan kapat, ver bana kamerayı. Tut, sil gözünü, sil. Gerçekten nefes almak bile şu anda çok güç. Biraz uzaklaşmaya çalışıyoruz. Evet, İsrail polisleri namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanların bulunduğu yerde de göz yaşartıcı bombalarla, gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve şu anda Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt da maalesef o bombalardan etkilendiler, gaz bombalarından. Ciddi anlamda boğazı yakıyor, öksürmeye sebep oluyor, gözleri yaşarıyor. Yine Emine'ye tekrar dönelim. Konuşabilecek mi? Evet, şu anda çok, bakın, ardı ardına devam ediyor. Ardı ardına o göz yaşartıcı bombalar sıkılmaya başlandı. Biraz daha sakin bir noktadayız şu anda ama gerçekten konuşamayacak kadar. Niyazi, şurada biraz duralım. Niyazi, gel. Çok sert bir müdahaleydi hiç şüphesiz. Cuma namazı sonrasında başladı müdahale. Camiye gidemeyen Gazze Filistinlilerin cuma namazı kılmak için bölgede bir cemaat oluşturduklarını görmüştük. Ve o cemaate müdahale edildi. Önce polis uyarı da bulundu. Kalabalığın dağıtılması yönünde. Ancak o kalabalık bölgeye de bir giriş gerçekleştiremedi. Durum böyle olunca selpak var mı? Peçete. Durum böyle olunca bir gerginlik başladı ve polisin de müdahalesiyle birlikte o gerginlik yerini zaman zaman sokak çatışmalarına çevirdi. Ve kısa süre önce de bir TOMA geldi bölgeye müdahale gerçekleştirmek üzere ama göz yaşartıcı bombalar ardı ardına atıldı mahalleye. Sonrasındaysa TOMA ile bir müdahale gerçekleşti. Göz gözü görmeyecek kadar kötüydü, konuşmakta güçlük çektik bir yandan da. Belki de şu ana kadar gördüğümüz en sert göz yaşartıcı bombaydı diyebilirim. Çünkü hem nefes almakta güçlük çektik hem de konuşmakta güçlük çektik. İzleyicilerimizden de özür dileyelim bir yandan da. Niyazi'nin de görmesi kısa süreli mümkün olmadı. Şu anda bakın o bölgenin üzerinden tamamen dumanlar yükseliyor. Ardı ardına göz yaşartıcı bombalar ateşlendi. Bir yandan da neler yaşanıyor bakmak için biraz yaklaşmaya çalışıyorum ama müdahale hala devam ediyor. Zaman zaman bombaların atılma sesini de duyuyoruz. Göz yaşartıcı bombaların atılma seslerini de duyuyoruz. Gerginlik dün gece saatlerinden bu yana aslında en üst seviyedeydi.
bölgede. Bir polis karakolunda ilk olarak çatışma başladı ve o çatışmanın sonrasında 6 polis yaralandı. Sonrasında çeşitli mahallelerde yine gerilimler yaşandı. Bakın polis kapının önünde dikilen gençleri zorla eve soktu, kapıyı kapattı. Yani çok enteresan anlar yaşanıyor burada gerçekten. Müdahale etti. Bakın kapının önünde duran herkese, evlerinin kapısının önünde duran herkese tek tek polis müdahale ediyor. Burası şu anda gerilim yaşanan noktaya uzak. Ama polis herkesi tek tek içeri sokuyor, müdahale gerçekleştiriyor. Bakın silah doğrultarak, silahı doğrultarak bahçesindeki insanlara müdahale etmeye çalışıyorlar. Onlar da aşağı doğru ardı ardına o göz yaşartıcı bombaların atıldığı noktaya doğru ilerliyorlar. Çok çok sayıda bomba atılıyor şu anda. Büyük ihtimalle kısa süre içinde burası yine nefes dahi alınamayacak duruma gelecek. Bakın yine bir araç, ayakkabı. Namaz kılmak için burada toplanan cemaatin saldırıyla birlikte bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Kıyafetleri geride kaldı. Bir yandan en azından ben o kokuyu duyana kadar ilerlemeye çalışıyorum aşağı. O polis barikatının olduğu noktanın hemen arka tarafında gerilim hala devam ediyor. Ardı ardına gaz bombaları atılıyor ne yazık ki. Bakın yedek gaz bombaları gidiyor şu anda polise destek için. İki koli gaz bombası daha bölgeye doğru destek için gidiyor. Sevgili izleyenler, Emine Kavasol ve Niyazi Kurt Mescidi Aksa'dalar ve orada İsrailli polislerin müdahalesi de devam ediyor. Tomaları görüyoruz diğer tarafta ve aynı zamanda ciddi anlamda gaz bombası ve plastik mermilerle de müdahale ediliyor. Gaz bombası da şu anda A Haber ekibinden Emine Kavasol ve Niyazi Kurt'u da